Merhaba arkadaşlar. Bugün kitap tanıtım serimizin ikinci videosu ile karşınızdayız. Geçen videomuzda Sessiz Sakin'in gürültülü maceralarından bu da kim kitabını tanıtmıştık. Bugün de Johannes Spyder'in yazmış olduğu Heidi kitabını tanıtacağım. Heidi'nin adına birçok anime, animasyon, çizgi dizi, film yapıldığı için belki de aşina olduğunuz bir isim. Biz de bugün Heidi'yi daha detaylı tanıtacağız. Ayrıca tanıtımdan sonra size Heidi hakkında çok edici bir gerçekten bahsedeceğim. Johanna Spyder'in yazdığı bu kitap bu yıl 139 yaşına girmiştir. O zamandan beri hala severek izlenen, okunan bir yapıttır. Heidi, annesi ve babası olmayan küçük bir kızdır. 1 yaşında annesini ve babasını kaybetmesi üzerine teyzesinin yanında kalmıştır. Teyzesi Date, Almanya'da bir iş bulduğu için Heidi, Alp dağlarında yaşayan ve Heidi'nin tek yakını olan dedesine bırakmaya karar verir. Heidi'yi çevrede huysuz bir ihtiyar olarak bilinen dedesine götürür ve onu orada bırakıp döner. Dedesi insanlardan ayrı, köyden uzakta bir kulübede yaşamaktadır. İhtiyar dede bu durumdan hiç hoşnut olmaz. Dedenin kalbi bir süre sonra torunu Heidi'ye ısınır. Birlikte yaşamaya başlarlar. Heidi dedesini ve evi çok sevmişti. Ev dağda ormanın içinde yemyeşil bir yerdedir. İstediği gibi koşmakta, oynamakta ve çiçek toplamaktadır. Ayrıca Peter isimli bir arkadaş da edinmişti. Dedesi Peter'le gündüzleri keçileri otlatmaya gitmesine izin vermektedir. Dede de halinden çok memnundur. Gittikçe değişmektedir. Bir gün Peter'in yaşlı ninesi ve annesinin yaşadığı evin eskimiş panjurlarını dahi tamir eder. Bu olay dedenin ne kadar değiştiğinin bir göstergesi olur. Herkes çok sevinir bu değişime. Aradan 2 kış geçer. Bir gün Heidi'nin teyzesi gelir. Heidi'yi Frankfurt'ta zengin bir ailenin yanına götürmekten bahseder. Dede asla buna izin vermez. Fakat teyze ısrar eder. Bu zengin ailenin sakat olan kızı ile ilgilenecek, ona arkadaşlık edecek ve okula da gidecektir. Dede müsaade etmediği halde teyzesi Heidi'yi yine de götürür. Heidi çok üzülür. Dedesini ve bu dağları çok sevmektedir. Teyzesi Heidi'yi ses alanların konağına götürür. Heidi burayı hiç sevmez. Çok lükstür ama her yeri kapalıdır ve hiç ağaç yoktur. Evin Rottenmeier isimli dadısı da ona çok kötü davranmaktadır. Fakat Heidi yürüyemeyen Clara ile dost olur. Adeta Clara Heidi ile birlikte hayata döner, daha neşeli olur. Zaman geçtikçe Heidi dedesini daha çok özlemektedir. Geceleri artık uyur gider olmuştur ve dedesinin yanına gittiğini zannetmektedir. Okumayı da öğrenen, iyi bir eğitim almaya başlayan Heidi'nin bu uyur gezerliğinin ona zarar verebileceğini düşünürler. Doktor çağrılır. Doktor problemin Heidi'nin dedesine duyduğu aşırı özlemden ileri geldiğini söyler. Clara çok üzülse de Heidi dedesinin yanına gönderilir. Clara'dan köyüne geleceğinin sözünü alan Heidi büyük bir sevinçle dedesinin yanına döner. Gün geçtikçe de sağlığına kavuşur. Heidi dedesine kavuşunca çok sevinir. Dedesi de onun için kışlara kasabaya taşınır. Böylelikle Heidi okuluna devam edebilecektir. Bir süre sonra Clara ve babaannesi Heidi ziyareti gelirler. Clara burada adeta yeniden hayatı döner. Yemyeşil çayırlarda, ormanlarda iştahı yerine gelir. Heidi'nin Clara'ya fazla vakit ayırması Peter'i kıskandırır. Peter evine gitmek zorunda kalacağı düşüncesiyle
Clara'nın tekerlekli sandalyesini tepeden aşağı yuvarlar. Fakat Clara sandalyesiz geçirdiği sürede yürümeyi başarır. Heidi'nin dedesinin sayesinde yavaş yavaş ayakta durmaya başlar. Bir süre sonra yürümeye başlar. Herkes çok mutludur. Kızına sürpriz yapmak için aniden gelen Bay Sesam'ın kızının ayakta olduğunu görünce gözlerine inanamaz. Herkese çok teşekkür eder ve Heidi ile dedesini ödüllendirir. Artık her yaz Clara tatilde Heidi'nin yanına gelecektir. Şimdi karakterlerimizi birazcık yakından tanıyalım. Heidi, anne ve babasını kaybetmiş, sevecen, sıcakkanlı, tabiatı çok seven 8 yaşında küçük bir kızdır. Clara, oldukça zengin bir ailenin kötürüm kızı. Annesini küçük yaşta kaybetmiş, Frankfurt'taki evde yalnız bir kız. Peter, Heidi'nin çoban arkadaşı, oldukça haşarı, kıskanç, tembel bir çocuk. Date, Heidi'nin teyzesi. Bassesman, Frankfurt'taki evin beyi. Rottenmeier, evin yardımcı hanımı. Sebastian, evin ışığı. Diğer karakterler. Büyük anne, büyük hanım, kedisi ve doktordur. Kitabın kapağı ince kartondandır. Sayfaları resimsiz, yazıları bol ve küçük. Ama bu sizin gözünüzü korkutmasın. Çünkü kitabın konusu o kadar güzel ki buna aldırış bile etmiyorsunuz. 248 sayfadan oluşmaktadır. Arkada da yazarımızın hayatı bulunmaktadır. Yayın evi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'dır. Ben bu kitabı 2007 ve 2012 aralığında aldım. O zamanki fiyatı 3 liraydı. Şu anki fiyatını bilmiyorum. Kitap bölüm bölüm hikayelere ayrılmıştır. Ayrıca bu kitap 100 tane eser içindedir. Arkadaşlar, şimdi size şok edici gerçeği açıklayacağım. Heidi'nin ayaklarının neden çıplak olduğunu hiç merak ettiniz mi? Johanna Spyri'nin 1880 yılında kaleme aldığı roman öyle sevilmiş ki önce çizgi film olarak tiyatroda ve sinemada defalarca karşımıza çıkmıştı. Ancak bu Kırmızı Yan adlı minik çocuğun temsil ettiği çok önemli bir şey var. Verdinkinder. Verdinkinder, sözleşmeli çocuk anlamına geliyor. 1700'lerde itibaren İsviçre'de fakir aileler kilisenin aracılığıyla çocuklarını zenginlere satıyorlar. Bu çocuklar çoğunlukla çiftliklerde çalıştırılıyor ve her türlü işte kullanılıyor. Verdinkinder'lerin en belirgin özellikleri kahramanımız Heidi gibi ayakkabısız olmaları. Normal çocuklardan bu yolla ayrılıyorlar. Bu durum 1960'ların ortalarına kadar devam ediyor ve İsviçre ancak 11 Nisan 2013'te bu durum için resmi olarak özür diliyor. Kiliseden ise hala ses yok. Bu çocuklar yıllar boyunca para için kilisenin kontrolünde satılıyor. Her türlü kötü muamele, açlık ve hastalıklara maruz kalıyorlar. İşin daha kötüsü, bölgede herkes bu durumu biliyor. Ancak kimse sesini çıkarmıyor. Hatta günümüzde dahi bu durumun devam ettiğinden şüpheleniliyor. İşte şok edici gerçek buydu. Bu kitap tanıtımının sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlara tavsiyelerinizi yazmayı unutmayın. Okumalı günler dilerim. Hoşça kalın.